Sizin mallarınızda ihtiyaç sahiplerinin yoksullarının da bir payı vardır diyor. Bundan yola çıkaracak olursak hani zekata ele alırsak e, zekatın dini ve temel fonksiyonları dışında ekonomik bir fonksiyonu da var mıdır? Yani çünkü eğer e, bir dini inancımız yoksa elimizdekini paylaşmak mantıklı gelmiyor. E, diğer bir sorum ise adaletsiz gelir dağılımı, konusu, dağılımı konusunda. Gelecekte bizleri neler bekliyor? Bu durum düzelme imkanı var mı ya da indirgenme ihtimali var mı? Hı hı. Teşekkür ederim. Şimdi zekatla başlayalım. Az önce e, hani inananlar için e, motivasyonumuz onları motive edecek şekilde tavsiyelerimiz olabilir demiştik ama inanmayan için de hani onları hırsızlıktan, cinayetten vesaireden alıkoymak şeklinde örnek vermiştik. Bir de ekonomik fonksiyonu var gerçekten zekatın. Şöyle ki e, sizin elinizde çok fazla mal, servet biriktiğinde bunu harcama imkanınız çok fazla olmuyor. Yani eee Katar ve Etiyopya örneğini düşünürsek Katar Etiyopya'nın 300 katı zengin. Şimdi Katar'daki herhangi bir vatandaş Etiyopyalının yediğinin 300 katı yemek yiyebilir mi? Yani onun oturduğu evin 300 katı büyüklüğünde veya konforunda bir evde yaşayabilir mi veya gerek var mı böyle bir şey diye düşündüğünüzde, e, olmayacaksa o zaman o e, 300 kat zengin olan ülkenin vatandaşı o parayı ne yapacak? Bir yerde işte bankada biriktirecek, e, bir hisse satın alacak vesaire gibi. Yani e, ekonomide çarkların dönmesini sağlayacak herhangi bir şeye katkısı olmayacak o paranın. O para duracak veya o servet duracak. Ama onu zekat olarak birileriyle paylaştığında ki zekat vereceği insanlar zaten gelir seviyesi düşük insanlar olacağı için onlar aldıkları parayı hemen harcayacaklar bir yerde. Yani ürün ve hizmet satın alacaklar. Onların ürün ve hizmet satın aldığı insanlarda para kazanacak. Herkesin gelirinin artmasına yol açan bir durum ortaya çıkacak ekonomide. Yani bu çarpan etkisi diye terminolojik olarak söylediğimiz durum e, ortaya çıkıyor. Parayı ta, e, biriktirecek, depolayacak olandan harcayacak olana doğru transfer ettiğinizde e, ürün hizmet satışı dolayısıyla üretimi artacağı için toplam gelirler yükselecek. Yani kısaca e, toplumun sadece e, toplumun toplam refahına bakarsak sadece kendimizinkine değil birileriyle paylaşmak toplam refahı yükseltecek, sosyal adalete katkıda bulunacak iktisadi açıdan.